İyi akşamlar. Pegasus günlük grafik. Aslında Türk Hava Yolları'ndan tabii volatilitesi daha yüksek. Önce onu söyleyeyim. Yani benzer sıkışıklıkta hareket etmiyor. Buradaki sıkışan bir bant daha geniş bir bantta sıkışıyor. Takip ettik daha önce. 100 lirayı takip ettik. Üstüne gitti. 105, 110, en son 110 direncinde kalmıştık. Bu direnci geçmekte zorlanıyor Pegasus. Ya yani yukarı hareketini genel anlamda sürdürüyor aslına bakarsanız. Bu kırmızı takip edilebilir. Şu kırmızı da takip edilebilir derdim ama burası çok uzak artık. Bunu takip etmenin bir anlamı yok. Yani kalkıp da 70'e gelene kadar o gitti %30, öyle bir şey olmaz tabii. Yani orta uzun vadecinin bile bir haddi bir sınırı olur. Bu sınırı da bu kırmızı olan bence, yani bana göre gösteriyor. 93 liranın altına dikkat et diyor. Önce onu bir söyleyeyim yani. O önemli bir şey. Sıkışma 2'dir. 3 lira orada son buldu. Genel manada 110'u geçememiz bir karın ağrısı Pegasus'ta. Yani orada satıcılar var. Çok da fazla 3'üne 5'ine bakmıyorlar. Hızlı geliyor, sert geliyor oradan satışlar. Piyasa diretmeye devam etse de 110 geçilemedikçe kısa vade bir boğa var demek olmaz. Yani o yanlış bir yorum olur. Kısa vade boğa var denemez. Uzun vadeyi söylemiyorum, orta uzun vadeyi. Ama kısa vade için 110 geçilmeli ki Pegasus'ta artık yeni bir hikaye, yeni bir fiyatlama var diyebilelim. En azından. Şu an tabi bulunduğu yer, yani destek, kısa vade destek arıyorsanız 99'u alabilirsiniz. 99,50 ortalama. Ve aynı zamanda daha önce bakın kısa vade yine ben 1 Şubat'ta dediğim gibi videosunu çekmiştim. Orada devam etti. Bakın 100 liraya kadar 100 lira alınabilir demiştim destek olarak. Geldi 100'ü destek alıp tekrar bir 110 denemesi yaptı. %10 değerlendireni de iyi para, onu söyleyeyim yani. Orada çok az gün var. 3-4 günlük bir hareket o. Onun için 100 lira takip edilmeye devam edilir böyle bir konumda. 100 lira veya artık 50 ortalamaya da bakabilirsiniz. Çok yaklaştı. 99 lira altına kırıyorsa kırmızıya bir temas beklenebilir. 110 kırılmadıkça dediğim gibi bir boğa var. Kısa vadede demem. Hacimler çok isteksiz Pegasus. Yani o Türk Hava Yolları gibi değil. Biraz hacim kaybetti. Şöyle göstereyim. Yani çok daha yüksek hacimli dönemleri olmuştu. Bir miktar isteksiz aylık ortalamanın altında. Bir ilgi düşüklüğü var denebilir o açıdan. RSI negatif, RSI çok uzun zamandır var burada da. Şöyle göstereyim bakın, şuradan beri 100 liraya ilk temasından beri bir negatif RSI var. Düşmüş mü? Düşmemiş. 110 liraya gelmiş. Yani 100 liradan onu satan daha sonra 110'dan belki de korktu, geri aldı. Dolayısıyla yani bir şey ifade etmiyor negatif arası. Destek kırılırsa o zaman bakarız, o zaman bir şey ifade eder. MACD de öyle negatif konumda. O da şimdilik hiçbir şey ifade etmiyor. Söylenebilecekler bunlar. Şöyle göstereyim. Bu da geniş tabii, grafiğin geniş hali. Yani başarılı bir grafik, onu da söyleyeyim yani. Pandemiden beri. Yani hava yollarıyla da kıyaslarsanız o daha önce bir kazanca gitti Türk Hava Yolları'ndan. Yani özel şirket biraz daha güven de duydu herhalde insanlar. Pegasus'ta çok hızlı davranmıştı. Yani unutmuyorum, pandeminin daha ilk günlerinde yasaklar başlarken, belki başlamadan çok hızlı geri alım kararları falan almışlardı. Hızlı bir aksiyon. Tabi borsada Pegasus'ta en yüksek fiyatlamalara neden oldu. Başarılı bir firma. Umuyorum devam eder. Herkese iyi akşamlar.